Çin'in Yunnan Guizhou platosunun ortasında kırmızı toprak üzerinde çok sayıda gri siyah taş duruyor. Bunlardan biri 5 metre yüksekliğinde ve üst kısmı uyanık dev bir kaplumbağa yandırıyor. On milyonlarca yıl boyunca eriyebilir kayaçlardan oluşan karst yeryüzü şekli olarak da adlandırılan karstik yeryüzü şekli, yeryüzünün en dikkat çekici jeolojik harikalarından biridir. Aslında dünyanın en büyük tropikal ve subtropikal karstik gelişim alanları Çin'in güneyinde bulunmaktadır. Bunlar sadece Çin halkının en eski ve en eşsiz evlerinden biri olmakla kalmıyor. Aynı zamanda içlerindeki büyü ve bilinmeyen de hiç tükenmiyor. Gezegenimizde arazi alanının yaklaşık %15'i karst yer şekilleriyle kaplıdır. Ancak çeşitli karst yer şekilleri arasında pek çoğu taş ormanlara dönüşemez. Bu şekilde 400 kilometre kareye ulaşırsa zaten süper büyük bir taş ormanıdır. Yoğun mavi gri taş zirveler uzun ve düz duruyor. Anlatıcı kökenlerinin gizemi aslında kayaların arasında gizlidir. Bu deniz kabuğu ve mercan fosillerinin tamamı 270 milyon yıl öncesine aittir. Taş ormanını oluşturan çözünebilir kayalar yüzlerce metre kalınlığındadır. Muson'un kontrolü altında iç kısımdaki Yunnan Guizhou platosuna sık sık şiddetli yağmur yağıyor. Doğa en büyük zanaatkardır. Karbondioksit açısından zengin suyu, kayaların kemikleri ve meridyenleri boyunca sürekli olarak pürüzlü ve keskin zirveler oymak için oyma bıçağı olarak kullanır. Hem hayvanlar hem de bitkiler bu tür aşırı ormanlarda hayatta kalabilmek için benzersiz adaptasyonlara ihtiyaç duyar. Kırmızı karınlı ağaç sincapları taze meyve kokusunu alıyor gibi görünüyor. Peki bıçağa benzeyen taş tepelerin üzerinden nasıl geçecek? Bir yoldan sapmak açıkça çok verimsizdir. O zaman doğrudan bıçak sırtından geçti. Ellerini ve ayaklarını kullanır ve yumuşak karnı keskin taş zirvelere yapıştırdığı gibi yürürdü. Yukarı aşağı yürüyordu ve duruşu biraz tuhaf olsa da oldukça etkiliydi. Çok geçmeden başka sincaplar da geldi. Pistasya chinensis, yani Çin sakız ağacı taş ormanın en güçlü ağacıdır. Ancak yaşam alanını daha da genişletmek istiyorsa, at gözlü sincapların yardımına güvenmek zorundadır. Çok geçmeden sincaplar sindirilemeyen tohumlarını daha uzaklara yayar ve Çin sakız ağaçları için bir kazan-kazan durumu yaratır. Kuzeydoğu Guangxi'deki Yunnan Guizhou platosunda
tamamen açığa çıkan taş ormanların aksine çözünebilir kayalar başka bir muhteşem tablo oluşturur. Uçsuz bucaksız bulut denizinin altında aslında binlerce metre kireç taşı kaplıdır. Ancak milyonlarca yıllık erozyonun ardından kalın kireç taşı, Li Nehri'nin her iki yakasında noktalı zirve kümelerine ve zirve ormanlarına dönüştü. Guilin'in 400 kilometre güneyindeki Chonzuo, başka bir canlı yüksek manzaranın keyfini çıkarabilen taş zirvesine ev sahipliği yapar. Taş zirvenin tepesinde insanların yakın akrabası olan altın başlı langurlar toplanmıştır. Yaşamları boyunca taş ormanı evleri olarak gören tek langurlar onlardır. 25 üyeli maymun grubunu sadece 3 zirve tatmin eder. Maymun kral her zaman tetikte olmalı ve maymunların endişelenecek çok şeyi var. Bebek maymun doğduğunda hepsi altın sarısıdır. Üç aylık kardeşinin saçları ise siyahlaşmaya başlamış ve sorun çıkarma aşamasına gelmiştir. Mükemmel tırmanma yeteneğine sahip olmasına rağmen fazla yaramazlık kaçınılmaz olarak belaya yol açar. Anne maymun gerçekten harekete geçti. Böyle zorlu bir ortamda sorunsuz bir şekilde büyümek için küçük adamın hala öğreneceği çok şey var. Altın başlı langurlar için en tehlikeli hareket zirveler arasında geçiş yapmaktır. Maymunlar ancak dağlar ve ormanlar arasında hızlı geçiş yapmasıyla doğal düşmanlardan kurtarılır. Bu nedenle atlama en etkili seçim haline geldi. Bu sırada vücudunun 1,5 katı uzunluğundaki büyük kuyruk işe yarar ve dengelerini korumanın anahtarı olur. Altın başlı langurların ihtiyaç duyduğu su ve enerjinin çoğu yapraklardan, çiçeklerden ve meyvelerden gelir. Burada yeni bir barınma yerini keşfettiler. Burası okaliptüs ağaçlarından oluşan küçük bir koru. Uzun ve düz ağaç gövdesi anında maymunların oyun alanı haline gelir. Altın başlı langurların aslında eve doğru yola çıkmaları ancak gökyüzü kararınca olur. Yuvaları çok tenha, en yüksek kayalığın üzerinde saklanır. Bir de seçtikleri yolun zorluk derecesi yüksektir. Bu defalarca kullanılan bir çizgiymiş ve üzerindeki her destek noktası cilalanmış. Bir de en zor geçişlerden biri var. Yerden 50 metre yüksekte desteği kaçırırsa ya ölür ya da ağır yaralanır. Bu zorlukların arkasında diğer hayvanların ulaşamayacağı ve mükemmel bir yer olan evleri vardır. Tüm tedbir ve risk alma ailenin huzuru içindir. Çin
dünyada bilinen toplamın 2/3'ünü oluşturan, dünyada en çok keşfedilen obruğa sahip ülkedir. Guanxi Le Obruk grubu bunların en tipik temsilcisidir. Farklı boyutlarda 28 obruk, 20 kilometre karelik bir alana dağılmış durumda. En derini Şanghay Finans Merkezi'nin yüksekliğini bile aşıyor ve yerin 613 metre altına ulaşıyor. Devasa çukurun altında alanın neredeyse her santimetresi yemyeşil ve çeşitli bitkiler tarafından işgal edilmiş. Burası gerçek bir yeraltı ormanı. Puslu sis düdende durup güneşin ritmiyle çarpışır. Karanlığın en güzel anı budur. Çok geçmeden uçurumdan sessizce kaybolur. Güneş batıp gece olduğunda yeraltı ormanının diğer tarafını görme fırsatını buluyoruz. Gelincik porsuğu olarak da bilinen Çin sansarı burada bulunan en büyük memelidir. Son derece hassas bir koku alma duyusuna sahiptir ve düşen yaprak yığınlarının altında her türlü lezzetli yiyeceği bulabilir. Muhteşem bir örümcek, aynı zamanda karanlıkta bir ağ bırakarak avının yemi yemesini bekler. Le Obruk grubunda bulunan 28 obruğun tamamı aslında Baylang Yeraltı Nehri olan aynı Yeraltı Nehri'nden geçmektedir. Obruklar aynı zamanda yer altında çarpıcı mağara harikaları da yaratıyor. Bu mağaranın tavanından sarkan dev bir sarkıt. Suya dalan beyaz bir koyu sazanına benziyor. Tepedeki kaya oluşumlarında biriken su, harika kalsiyum karbonat boruları boyunca yavaş yavaş dışarı sızar. Yüz milyonlarca yıllık tortulaşmanın ardından son derece tuhaf, yukarı aşağı yükselen devasa yuvarlak dikitler oluştu. Işık olmasa bile bazı gizli varlıkların burayı keşfetmesine engel olamaz. Tropikal ev çekirgesi vücudunun 5 katı uzunluğunda bir çift süper dokunaç geliştirmiştir ve bu onun karanlıktaki en önemli duyu organıdır. Burada yiyecek son derece kıttır. Ve her kazanç veya kayıp bir ölüm kalım meselesi olabilir. Dolayısıyla güçler arasında büyük bir eşitsizlik olsa bile bunu deneyeceklerdir. En uç durumlarda birbirlerini öldürecekleri bile söyleniyor. Belki de bu yeraltı yaşamına alternatif bir bedeldir. Çin'in Guizhou eyaletinin kuzeyindeki Dalou dağlarındaki çözülme, özel bir karstik arazi şekli yarattı. Bugün bunun dünya standartlarında bir süper mağaraya dönüşeceğini kimse hayal edemezdi. ...1300 metre uzunluğunda...
20 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde devasa bir tünel. İnsan yapımı süper bir yeraltı projesine benziyor. Kırmızı Mağara en ikonik özelliğidir. 100 yılı aşkın bir süre önce yerel sakinler Glauber tuzunu çıkarmak için mağaranın derinliklerine inmişlerdi. Bugün keşiflerin derinleşmesiyle birlikte insanlar, Şuanhe mağarasının su mağaraları ve kuru mağaraların bir arada var olduğu, katmanlı ve birbirine bağlı karmaşık bir mağara olduğunu keşfettiler. Kışın yeraltı nehrinin su hacmi önemli ölçüde zayıflar. Ve çoğu su altı canlıları mağaradaki derin su alanına çekilir. Bu Çin'e özgü bir tür olan kırmızı benekli dişli kurbağanın larvalarıdır. Şuanhe mağarasında birkaç amfibiden biridir. Kayaların altında saklanırlar ve 10 santim uzunluğunda dev kurbağa yavrularına dönüşmek için plankton ve alglere güvenirler. Sıradan kurbağa yavrularından 10 kat daha büyük olduklarından, mağaradaki su akışında değişikliklerle kolaylıkla başa çıkabilirler. Tuhaf bir kristal mağara rengini değiştirmeye devam ediyor. Çatlaklardan mavi köpükler taştı ve tüm mağara duvarını kapladı. Celestin, akan yeraltı suyunun alçı taşı bakımından zengin dolomit içinde çözülmesi ve çökelmesiyle oluşan bir sülfat mineralidir. Bu, dünyadaki en büyük Celestin mağaralarından biridir. Mağara genişlemeye devam ediyor. Dar bir dal deliğinden kristal saray gibi bir dünya ortaya çıkıyor. Kristal berraklığında kristal kümeleri, donla yoğunlaşmış kar taneleri, pamuğa benzer hafif lifler, bu kapalı alanda hava bile hareketsiz ama köşede harika kimyasal reaksiyonlar hiç durmuyor. Alçı kristalleri büyüyüp değişmeye devam ediyor ve sonunda yaklaşık 30 bin metrekarelik bir hayal dünyasının kapılarını açıyor. Kıvırcık taş, alçı kristal çiçek mağarasında daha da tuhaf bir keşiftir. Bu tür sarkıtlar yer çekiminin zincirlerinden kurtulmuş gibi görünüyor ve gelişi güzel büyüyor. Bükülmüş duruş muhtemelen kılcal su birikmesinden ve daha zayıf su aktivitesinden kaynaklanmaktadır. Ekim 2020 itibariyle Şuanhe Mağarası sisteminin toplam uzunluğunun 283.284 kilometreye ulaştığı kanıtlanarak dünyada 4. Asya'da ise 1. sırada yer aldı. İnsanların Şuanhe Mağarası'nı keşfetmesi devam ediyor. ...550.000 kilometre karelik bir alanı kaplayan Güney Çin'deki karst bölgesi, benzersiz ve muhteşem yaşamın yanı sıra Çin halkının en değerli evidir. İnsanların burayı keşfetmesi
eski çağlardan beri hiç durmadı.